İyi akşamlar Kua günlük grafik. Ne zaman bir videosu yapmıştım bir bakayım. Evet hafızam tazelensin. 13 Ekim. 15, 13. Şurada. Bir saniye. Kapanış. 10.85 kapanışında yapmışım. 10.60'ı da yani tahmin edilebilir bir e, destek olarak çizmişim burada 10.60'ı. Çok kolay bir yani benim çok büyük maharetim yok. Sol tarafta en dip yer orası alabildiğimiz. Zaten daha bir dip alamıyoruz yani. Oradan bir daha orası işlemsiz neredeyse geçildiği için tavan tavan. 10.60'dan bir destek görmüş. Bakmadığım zamanlarda 50 gün ortalamasına kadar görüyorsunuz. 50 gün ortalaması işte şu kadar mum 3 gün 4 gün arka arkaya gelirse o zaten ufak ufak satanla mı taşıyor? Yani en kısa vadeci için Abi su biraz ısındı. Sular sen istiyorsan bir kenara çekilen anlamı taşıyan mumları dizmiş burada arka arkaya. E, çok şaşırtıcı bir şey değil. Yani bir ker realizasyonu olmuş ve devam ediyor. Hatta biraz da e, yavaş yavaş akımı da kısa vade akımı da zorlamış. E, hatta ikinci kapanışı da altında yapmış. Yani burada e, tabii bir gidiş olur mu bilmiyorum arkadaşlar ama giderse 10.60'a bakılır. Önemli olan destek şu anda burası 10.60 desteği. 10.60'ın altında bir Kapanış gelmedikçe büyük tehlike sayılmaz da o kısmı artık geride bırakmaya başladığı zaman e şimdi şurada satmayanlar e burada satmaya başlamış deriz net satıcı bir pozisyon yeni bir dip oluşumu o da düşen trendin devam ettiğini söyler bize teknik olarak. <laughs> 11.74 yukarıda kırılması gereken e, alan, öncelikli alan 11.74 arkasında e, şöyle görüyorsunuz bir 12.30'dan e, çok net satıcılar gelmiş o 12.30 ve 12 bölgesinden bu alana bakarız 11.74 üstüne kapanışları daha sonra devam ederse tabi 13.20 civarı diğer bir direnç seviyesi yani bir direnç kırılırsa hep söylüyorum diğer bir direnci takip ederiz. Kuagrenet'te e, görünüm böyle zaten çok da büyük bir Hacim yaşanmamış yani bir miktar böyle alıcının geldiğini görüyoruz ama genel manada hacim profiline baktığımız zaman hala stabil bir hacimle işlem gördüğünü söylemek mümkün. Yani öyle büyük bir alıcı geldi çünkü bir toplanma başlasa bu hacimin artması lazım burada. 43 RSI RSI olarak da kendi ortalamasının altında. 40'lı seviyeler bizim sevdiğimiz seviyeler değil özellikle 45'in altı. MACD henüz pozitif. Orada bir şey yok. Kesişme olmamış ama yarın bir kırmızı daha yakarsa muhtemelen MACD burada sat sinyalini keser diye düşünüyorum. Yani garanti olmamakla beraber her şey momentum'a da bağlıdır ama çok yaklaşmış yani. Eksi -0.05 0.07. Yani bir tık daha artık aşağı düştü mü? yavaş yavaş sat pozisyonuna gelir diye düşünüyorum. Bunların dışında özel ve önemli bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.